Merhaba sevgili satranç severler, ben Selim Çıtak. Analiz Satranç'ın Instagram hesabından ya da kanalımızın topluluk kısmından sormuş olduğumuz kombinasyonların çözüm videosuyla bir kez daha karşınızdayım. Kombinasyonların çok önemine değinmeme gerek yok herhalde çünkü taktik numaralar, hesaplamalar yani 3-4 hamlelik kombinasyonlar bizim oyunlarımızda çok sık sık karşımıza gelirler. Çok konumsal bir oyuncu da olsanız, agresif taktik bir oyuncu da olsanız satrancın doğası bir yerde oyun 3-4 hamlelik bir böyle zincire hamle dizisine bağlı kalır ve burada çok kesin doğru hesap yapmak işte her bir hamlede bir sonraki konumu hafızamızda canlandırarak bir bu mat ucumu olabilir, bir taş kazancı olabilir, zayıf kareye bir taş yerleştirmek için olabilir. Hiç fark etmez. Önemli olan bu konumda mesela kesin hesap yaparak amaca ulaşmak. İlk oyunumuz çok meşhur aslında. Aleyhin Supico 1941 yılından Aleyhin Portekiz'i ziyaret ettiğinde burada simultaneler ve körleme gösteriler veriyordu. Yanılmıyorsam burada her ikisi de gerçekleşiyor. Yani Aleyhin hem tahtaya bakmadan oynuyor hem de birden fazla aslında oyun oynuyor. Ama tabii rakipleri amatör, çok zayıf. Burada zaten gördüğünüz üzere beyaz taş önde. Ne oynasa kazanır ama çok şık bir bitiriş var. Hemen çözüme geçelim. Aleyhin tabii güzelliği gördü mü karşı koyamaz. Beyaz muhteşem vezir G6 hamlesi gerçekten çok elegant bir bitiriş. Biraz bize Levitsky Marshall 1912 Breslau'yu hatırlatıyor. Orada da G3 karesine bir siyah vezir konmuştu. Görkem Sivri'nin satranç sevimleri videolarından da aşina olduğumuz bir motif. Ve şimdi hiçbir şekilde beyaz vezirin alınamadığını görüyoruz. En basitinden başlayalım. HG6'ya. Kale H3 mat. FG6'ya. At G6 ve aynı hamleye zorluyoruz. Gene mat. Eğer siyah kale G8 ile oyunu uzatmak isterse bu sefer de vezir H7 ve gene kale H3 mat. Eğer G6 karesine vezir değil de at koyduysanız gene doğru çözdünüz. Sadece biraz daha komplike ama inceleyelim. Öncelikle bu at alınmazsa ne olur ona bakalım. Şah G8'e. Gerçi burada at E7 de var. Şimdi fark ettim ben. Çözüme at H6 girmişim. Tabii bilgisayar çok acımasız. Hemen işi bitirmeye gidiyor ama burada zaten insan bu şekilde herhalde veziri kazanıp varyantı keser ama hadi bilgisayarın zekasını takdir edelim. Bu şekilde bilgisayar aslında mat bulmuş. Vezir almaktan daha iyi tabii mat. Biraz daha ilerletelim varyantı. Ne yapabilir mesela? Burada fil C4 alırsa at E7 çift şah. Şah H8'e de vezir F6. Tabi bilgisayarla şak olmaz. Her zaman en kuvvetli devam yolunu gösteriyor bize taktik konumlarda. Pekala. At G6'yı önerenler için çözüme devam edelim. Almak durumundayız. Ve şimdi vezir G6 aynı motif. Aynı taktik numara. Vezir dokunulmaz. Ve G7 karesini savunamıyor siyah. Kale F5'te kale H3 hamlesiyle yanıtlanırdı. Ver H7'den matı. Ve gene çare yok. Vezir G8, kale H7 muhteşem ve beyaz gene mat ederdi. Pekala, ikinci kombinasyonumuza geçelim. Barev Yankovic, Sovyetler Birliği 20 yaş altı şampiyonası. 1986'da oynanmış. Çözüme geçmeden önce modern bir oyuncu olduğu için ve benim de çok sevdiğim ekol bir oyuncu olduğu için Evgeni Barev'den biraz bahsedelim. Solda gençlik resmi. Sağda da 50. yaş günü kutlamalarında çekilmiş bir resim. Yani Chessbase'in Evgeni Barev'in 50. yılını kutlama maksadıyla yayınladığı bir makaleden almıştım sağdaki resmi. Barev hem Sovyetler Birliği'ni ve haliyle Rusya'yı olimpiyatlarda defalarca temsil etmiş. Özellikle Fransız savunmasının çok büyük bir üstadıdır. Konumsal oyunun en büyük dehalarındandı 90'lı ve 2000'li yıllarda. Daha sonra o da yerini genç Rus sporculara bıraktı ve daha çok antrenör ve eğitmen olarak görev yapmakta. Son birkaç yıl içinde de Kanada vatandaşlığına geçerek orada yaşadığını ve oradaki satrancı geliştirmeye çalıştığını biliyoruz. Dediğim gibi özellikle Fransız savunması oynayan sporcularımızın Evgeni Barev'in çok öğretici oyunlarını incelemeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim çocukluğumuzda Fransız savunması dendiği zaman aklımıza birkaç tane isim gelirdi. Bunlardan biri de Rus Evgeni Barev'di. Şimdi Barev'in gençlik yıllarından
harika bir kombinasyonla karşı karşıyayız. Beyaz oynar kazanır demişiz. İlk hamle çok önemli. Burada zaten siyah şah merkezde kaldığı için bir şeyler olması lazım. Ama bitirici bir vuruş var. Vezir H5 burada çok kuvvetli olurdu. Vezirleri 5. sırada karşı karşıya getiriyor. Bunun esprisine F7 istediğimiz için G6 hemen hemen zorunlu. Ve şimdi at E6 vuruşu siyaha bu atı alma fırsatı sunmuyor. Çünkü vezir H5'e at G7 çift şah ve kale E8 mat vardı. Atı alma fırsatı sunmuyor. Niye söyledim? İşte şimdi vezir H5'in esprisini anlayacağız. F6'ya tabii ki açmazdı olduğu için vezir D5 oyunu kısa yoldan bitirirdi. Yine iyi hesabı olan arkadaşlar için şu varyantı da vereyim. Burada G6 mecburi mi diye sorabilirsiniz. Hayır değil. Hatta G6 oynamaması lazım siyahın. E5 sürerek biraz develenmesi lazım ama bu da yeterli olmayacaktır. Çünkü beyaz D5, ver E6'yı, G6'ya vezir H3, bir daha E6 tehdidi yineleniyor. Ve at C5'e de şimdi çok etkili at H7 vuruşundan sonra beyaz gene kolaylıkla kazanırdı. Pekala, geçelim son zor kombinasyonumuza. Oyuncular meşhur değil. Orta seviye oyuncular. Milman Funk, Fox Boots 2005 yılında oynanmış. Yeni oynanmış bir oyun. Beyaz çok kuvvetli bir hücum elde edebilmek için kale feda etmiş. Bunu görüyoruz. Özellikle böyle taş kale geri olduğumuz konumlarda şunu aklımızdan çıkarmamalıyız ki ya bu geri olduğumuz materyali bir an önce geri alıp atağa devam edeceğiz ve iyi konumda kalacağız. Ya da mat edeceğiz. Başka bir şansımız yok. Kale geri satranç oynayamayız. Burada ilk hamle tabii ki mat hücumunu sürdüren at E7 hamlesi. Bu at alınamıyor. O varyanta geçmeden önce çok güzel bir tuzak da göstereyim. Burada örneğin H6 çok cazip geliyor. Ama bu çok ciddi bir taktik hata olurdu. İyi bir hücum oyuncusu, iyi bir taktisyen olabilmek için savunma hamlelerinde rakibin savunma imkanlarını da hep gözden geçirmeliyiz. Çünkü sırf kendi tehditlerimize kanalize olursak, buraya odaklanırsak muazzam savunma hamlelerini kaçırırız. Burada örneğin, şimdi gözlerinize inanamayacaksınız, siyah bu hamleyle kurtulurdu. Ne demek istiyorum? Beyazın da veziri boşta kalacak birazdan. Bu şekilde siyah aslında kazanç koruma geçerdi. Varyantı biraz ilerleteyim. F3 ile hala beyazın atağa devam eder gibi gözüküyor ama işte taktik konumlarda kesin hesap demiştik. At E3, bu da çift ünlem hak eden bir hamle. Ve bu şekilde çok uzun bir oyundan sonra siyah kazanmalı. Peki ana konumuza geri dönelim. Burada H6 çok sinsi bir hamleydi ama olmuyor. At E7 şah çektik. Elbette bu at alınamıyor çünkü file 5 bitirirdi hemen. Ve şah H7'ye kombinasyonun püf noktası. Zaten sorularda bir güzellik olduğu belli. İkinci kez G6 karesinden bir vezir bırakılıyor. Kale çift şahla devreye girecek. Bunu almak durumundayız. Piyonunu alalım ki F7 karesi de açılsın mantığıyla yapıldı bu ama o da yetmeyecek çünkü HG6 şah. Şah G7'ye kale H7 çok güzel bir bitiriş olurdu. Evet, bu haftalıkta kombinasyonlardan bu kadar diyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Grubumuzun gene topluluk kısmından ve Instagram hesabımızdan 3 tane güzel etüt paylaşılacak. Ben şahsen etütleri daha çok seviyorum çünkü orada çok daha fazla güzellik ve yaratıcılık yatıyor. O zaman etüt çözümlerinde görüşmek üzere diyelim.